Değerli izleyenler iyi akşamlar. Bugün 4 Nisan günlerden salı. Gündemden haberlerle Lanti ve ekranlarında ana haber bülteniyle karşınızdayız. 17 günlük tam kapanma sürecinde İçişleri Bakanlığı market ürünleri satışına dair bir düzenlemeyi daha yayımladı. Daha önce alkol satışının yasaklandığı marketlerde 7 Mayıs'tan itibaren giyim, züccaciye, ev tekstili gibi ürünler de satılmayacak. Marketlerde temel gıda ve hijyen ürünleri dışında ürünler satılamayacak kararı İçişleri Bakanlığı açıkladı. Türkiye genelinde başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından marketlere yeni bir genelge gönderildi. Bu genelgeye göre zincir ve süpermarketlerde dahil olmak üzere tüm marketlerde yalnızca temel gıda ve hijyen ürünleri satılabilecek. Yani 7 Mayıs itibarıyla elektronik ürünler, giyim ev tekstili gibi ürünler artık marketlerde satılamayacak. Aslında eşin ucu bile de dokunuyor ama... E, bence e, mantıklı ve yerinde bir karar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan market genelgesine göre daha önce getirilen alkollü ürün satış kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Uzun bir süre diğer esnaf arkadaşlar dükkanlarını açamayacaklar. ve Bu süreçte ihtiyacı olan insanların bize yönelimi e, dükkanlarını açtıktan sonra şu anda kapalı olan esnafların dükkanlarını açtıklarındaki e, durumlarını etkileyecek. Çünkü belki o zaman bir e, ihtiyaç olmayacak ya da bir talep olmayacak. Zaten 17 gün esnaf kapatmış. E, o süreçte de bize bir yönelim olursa o süreç zarfında da bir daha bir sıkıntı yaşayabilirler. Yani şu durumda belki o haksız rekabet ortamını biraz daha azaltmak açısından yani yerinde bir karar gibi görüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı açıklamalarında bulundu. 3-4 ay içerisinde ülkenin büyük bir bölümünün aşılanacağını söyleyen Koca, Sputnik aşısı ve yerli aşı çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Aşı planlamasıyla ilgili bu sözleri söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Anlaşması yapılan Rus aşısı Sputnik'in kullanımına ne zaman başlanacağını söyledi. 6 ay içinde 50 milyon doz aşının gelmesi şeklinde ama bu takvimin bu 6 aylık zaman diliminde e, hangi ay ne kadar miktarın gelebileceğiyle ilgili önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde netleşmiş olacak. İlk sevkiyatın Mayıs ayında olmasını bekliyoruz. 1-2 hafta içinde de bu netleşmiş olur. Geldikten sonra da bütün aşılarda olduğu gibi zaten güvenlik testleri yapıldıktan sonra hızla başlanmış olur. Yerli aşı çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi Bakan Koca. Eylül ayına işaret etti bu aşının faz 2 gönüllere yapılan aşıları bitti. Şu an değerlendirmeleri yapılıyor. Faz 3 aşamasına 1-2 hafta içerisinde geçilmiş olacak. Eğer bizim planladığımız şeklinde şekliyle başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse Eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum. Covid-19 nedeniyle alınan tam kapanma kararına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde denetim yapan ekipler parklarda oturanları megafonla uyardı. 11 kişiye de para cezası kesti. Nilüfer ilçesinde ise site bahçesinde futbol oynayan bir grup genç kısıtlamayı ihlal etti. Şikayet üzerine polis ekipleri gelince gençler hızla olay yerinden kaçtı. Yasa uymadılar, dışarı çıktılar. Önce ceza yediler, ardından evlerine gönderildiler. Görüntüler Bursa'nın İnegöl ilçesinden. Covid-19 nedeniyle alınan tam kapanma kararına bazı vatandaşlar riayet etmedi. Polis denetim yaptı, megafonlarla halkı uyardı. Ramazan bayramı sonuna kadar uygulanacak olan tam kapanma kurallarına hep birlikte uymalıyız. Denetimlere İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir de katıldı. Parklardaki vatandaşlara eve git çağrısında bulunuldu megafonlarla. Daha sonra bir fırının kafeterya bölümüne gidildi. Çay içen 7 şahsa işlem uygulandı. <laughs> Metruk bir binaya da gitti ekipler. 4 kişiye daha ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişiye toplam 34.650 lira ceza işlem uygulandı. Şahıslar evlerine gönderildi. Bir diğer kısıtlama ihlali ise Nilüfer'in Özlü Cemalesi'ne meydana geldi. Bir grup genç gece saatlerinde kısıtlama ihlal ederek futbol maçı yaptı. Durumdan rahatsız olan site sakinleri ekiplere haber verdi. Ekipler kontrol için adrese geldiğinde kısıtlama ihlal eden gençler hızlı bir şekilde sitenin içine kaçtı. Polisten kaçan gençler çevreye daldı. Görüntüler hem güldürdü hem de düşündürdü. Bursa'da tam kapanma kurallarının uygulandığı bu günlerde toplu taşımalarda seferler azalınca minibüs ve otobüsler tam kapasite sefer yaptı. İçerideki insan yığınlığı ise oldukça korkuttu. Bursa'da tam kapanmada toplu taşıma seferleri azaltı, vatandaşlar tıklım tıklım yolculuk yaptı. Bursa'da 17 günlük tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında sınırlı seferlerle ulaşım sağlanıyor. Seferlerin azalmasıyla özellikle aşı vurulmak, tedavi için hastanelere gitmek ve işe gitmek üzere toplu taşıma kullanan vatandaşlar araçlarda yoğunluk oluşturuyor. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı bu görüntüler pes dedirtiyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçi bidibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise bir motosiklet sürücüsü kasise hızla girince kontrolünü kaybetti. Yola düşen adam 50 metre sürüklendi, ağır yaralandı. İşçi midibüsü kontrolden çıktı, takla attı. İçinde bulunan 28 işçiden biri öldü, 20 kişi de yaralandı. Gaza Bursa'nın Gemlik ilçesi serbest bölgesinde yaşandı. Servis midibüsü yağmur nedeniyle ıslak olan yolda kontrolden çıktı. Önce taklattı, attı, ardından şarampule yuvarlandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yaralıları çıkarttı, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Araçta 28 işçi vardı. 26 yaşındaki ilk Nur Tepeç sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Yaralı 20 kişi de tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kadının evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alındı. Bir başka kazada Bursa Göl'de yaşandı. Motosiklet sürücüsü Savaş Kurt kasisten hızlı geçti önce kontrolden çıktı ardından dengesini kaybederek yola savruldu. Motosikletten fırlayan adam 50 metre sürüklendi. Çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı adama ilk müdahale yapıldı. Daha sonra da hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Bursa'da 5 kişi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip yüzmeye gitti. Samet Çetinkaya isimli bir genç ise polisi görünce ceza yememek için bölgede bulunan dik kayalara tırmandı. Fakat bir daha inemedi. Ekipler genci 3 saatlik çalışma sonucunda kurtardı. Kısıtlamayı deldi, yüzmeye gitti. Polisi görünce ise ceza yememek için kayalıklara tırmandı bu sefer de inemedi. Yorgunluktan bayılacak duruma geliyor. Telefonla hep bana çok susadım. Bayılacağım. Hep bu lafları söyledim. Olay Bursa Osman Gazi'ye bağlı Maksen Mahallesi'ne yaşantı. Samet Çetinkaya ve dört arkadaşı yüzmek için Uludağ'dan akan dereye gitti. Eğlendikleri sırada polisi gören Samet Çetinkaya ise ceza yememek için kayalıklara çıktı. Ekipler gitti fakat genç aşağı inemedi. Arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Afat'ı aradım, jandarmayı, polisi aradım. Bana bayılacağım falan dediğini duydum bana telefonla. Hemen koştum ben de yardıma. Yakına kadar çıktım. Konuşturdum hep. Hani bayılmaması için, sakin kalması için. Afat ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekipleri genci 3 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Şahıs 6 saat boyunca dik kayalarda mahsur kalmıştı. Sağlık durumu iyi. Tam kapanmayı fırsata çeviren Bursa Büyükşehir Belediyesi şerit genişletme ve yol bakım çalışmalarına ağırlık verdi. 48 araç ve 83 kişilik ekiple şehrin çeşitli bölgelerinde yol çalışması yapıldı. Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çevirdi, yol çalışmalarını hızlandırdı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tam kapanma döneminin ilk haftasında 48 araç ve 83 kişilik ekiple sahadaydı kası dolgu, asfalt kaplama, asfalt yama, bordür, trafik çizgi, sinyalizasyon ve levhalama çalışmaları gerçekleştirildi. Genç Osman Postane karşısında asfalt yama çalışması yapılırken 5 kavşağında ise 800 metre uzunluğunda şerit genişletme yapıldı. T1 ve T2 tramvay hatlarının birbirine bağlantısı için kent meydanında yapılan çalışmalarda zarar gören asfalt da yenilendi. İnegöl Belediyesi bir proje başlattı. Zamansız çöp çıkarma sorununa çözüm olacak ve aynı zamanda çevrede çöp yığınlarının oluşmasına da engelleyecek bireysel çöp konteyner uygulaması kapsamında şu ana kadar 10 mahallede konteyner ve geri dönüşüm kutusu dağıtımı tamamlandı. İnegöl Belediyesi çevrede bulunan çöp yığınlarına son bulacak bir proje başlattı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kapı kapı gezerek geri dönüşüm kutusu dağıtımı yaptı. İnegöl Belediyesi temizlikte koyulan hedefler doğrultusunda atılan adımlarla başlayan değişim ve dönüşüm sürüyor. İnegöl Belediyesi temiz şehir İnegöl ünvanı için merkezdeki tüm binaları bireysel çöp konteyneri uygulamasını 2020 yılında başlatmıştı. Şu ana kadar merkezde 10 mahallede konteyner dağıtımları tamamlandı. Bireysel çöp konteynerlarını e, her binaya e, hacmine göre e, teslim ederek evsel çöplerimizi buralara atmalarını istemiştik vatandaşımızdan. Yine bunun yanı sıra artık ev çöpleriyle geri dönüşüm çöplerini birbirinden ayırt ederek ayrıca toplayarak bunları da haftanın e, bir gününde belirlenen bir gününde ki Kula Sokak için cumartesi günleri olacak bugün. Cumartesi günleri e, topluyor olacağız. Bu şekilde şehirde zamansız çöp çıkartmayı önlemek, çevrede oluşan çöp yıllarının önüne geçmek ve çöplerin başıboş hayvanlar tarafından dağıtılmasıyla oluşacak kirliliği önlemek amaçlanıyor. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uluslararası Murat Hüdevendiger Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerle iftar yaptı. 70 ülkeden öğrenciye aynı sofrada buluştu. Osman Gazi Belediyesi tarafından yaptırılan 70 ülkeden öğrencinin eğitim aldığı Uluslararası Murat Hüdavenliger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin iftarına Başkan Mustafa Dündar da ortak oldu. 70 ülkeden öğrencinin okuduğu ve tabii ki Türkiye'den öğrencinin okuduğu özel bir okul, önemli bir okul. Buradaki yabancı öğrenciler pandemi itibariyle günlerini hep burada geçiriyorlar. Bu çocuklarımızın hepsi başarılı. Hem Türkiye'den burada okuyanlar hem yabancı öğrenciler başarılı. Geçtiğimiz ilk mezunlarını verdiler ve bu mezunlarımızın tümü üniversitelere yerleştiler. Burada bir iftarda en azından birlikte olan dedik, onları bizlerle etmek istedik. O düşünceyle buradayız. Başkan Dündar, evlerinden binlerce kilometre uzakta bulunan misafir öğrencilerin oldukça başarılı olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığımız tüm İAŞ'lerin İH ihtiyaçlarını karşılıyor. Hepsi memnun bir sıkıntıları yok. Tabii iyi bir eğitim alarak da ülkelerine dönüklerine insanlık adına hizmet etme noktasında çalışacaklar. Allah onlara zin açtı versin, başarılar diliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenişehir Belediyesi'ne verilen halk otobüsü vatandaşlara ücretsiz seyahat etme imkanı tanıyacak. Bu otobüs her gün şehir merkezine gidecek olan sporcu, hasta, yaşlı ve diğer vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yenişehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan halk otobüsü hizmetine kısa bir süre sonra başlayacağını duyururken, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, aracı tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a teşekkür etti. Ayrıca otobüsle kısa bir tur atmayı da ihmal etmedi. Bu haftada 5 gün Bursa'ya sporcularımız gidip geliyor. Hastaneye giden hastalarımız var. İnşallah da... Bu biraz bizim şeyimizi hafifletecek, yükümüzü hafifletecek diye düşünüyorum. İnşallah ikincisi, üçüncüsünü de biz alırız. Ben burada bu aracı bize tahsis eden, veren Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın, Sayın Ali e teşekkür ediyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın toplantısı düzenledi. Yeni anayasa çalışmaları hakkında konuşan Bahçeli, Türkiye'de salgın yönetiminin doğru yapıldığını söyledi tam tam kenetlenme sağlandı dedi. Geç Hareket Partisi yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını Allah'a şükürler olsun ki bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin düzenlediği basın toplantısında konuştu. Sivil anayasayla yeni yüzyılı lehimize çevirme imkanı doğmuştur dedi. Partimiz Cumhuriyet'in 100. yılını yeni anayasa açısından hem bir fırsat hem de tarihi bir dönüm noktası olarak ele almaktadır. Cumhuriyet'in 100. yılında milletin iradesinden feyzin alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul edip aziz milletimizin takdir ve tensibine sunmasını amaçladığımız sivil anayasa ile yeni yüzyılı lehimize çevirme imkanı doğmuştur. Salgınla mücadele hakkında da konuştu Bahçeli. CHP ve İyi Parti'ye hedef aldı. İnsanlığa musallat olan koronayı en az hasar ve kayıpla atlatmak için devlet ve millet genetlenmesi her düzeyde tezahür etmelidir. Çok şükür Türkiye'de bu genetlenme sağlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İP'in ve diğerlerinin yalanları toplum nezdinde itibarsızdır. Salgın yönetiminin doğru yapıldığını söyledi Bahçeli. İnsanlarımızın duygularıyla oynayıp salgından siyasi rant devşirmek için fırsat kollayan siyasi zihniyetler bize göre hezeyandadır, art niyetlidir. Kim ne derse desin salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır. Tam kapanma uygulamasının bitmesine günler kala yurdun farklı noktalarından kısıtlama ihlalleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'da bir grup futbol oynarken polise yakalanırken, Konya'da denetim yapan ekipler izin belgesi olmayan araç sürücülerine tek tek ceza yazdı. Önce uzun eşek oynadılar. Ardından hızlarını kesemediler, halay çekmeye başladılar. tam kapanma olduğu bu günlerde İstanbul Sultanbeyli'de çekildi bu görüntüler. İlçenin farklı noktalarında polisten kaçan gruplar kısıtlamaları ihlal edip uzun eşek ve halay çekerek koronavirüse meydan okudular. Gençlerin maske takmaması ayrıca dikkat çekti. On, onlara <laughs> Konya'da ise tam kapanmada denetim yapmaya devam eden ekipler yoldan geçen araçları tek tek durdurdu. Araç sürücülerine kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını sordu. Bir sürücü hortum almak için dışarı çıktığını hemen geri döneceğini söyledi. Fakat ekipler izin belgesi olmaması gerekçesiyle kişiye 3150 TL ceza yazdı. Mazeretimizi söylüyoruz, lastik değiştirdik diyoruz. Biz buradan bir hortum alıp çıkacağız diyoruz. Biz çıkmayacağız, bu adamlar niye fırda o zaman Edirne'de denetim yapan polis ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri birini durdurdu. Şahsın sorgusu yapıldı. Covid 19 temaslısı olduğu anlaşıldı. Polise artık ekmek de yemeyeceğim diyerek isyan eden genç karantina yurduna götürüldü. Karantina da olması gerekiyordu. Markete gitti. Kendisini yakalayan polise bir de isyan etti. Edirne'de polis ekipleri denetimdeydi. Ekipler sokakta bir kişiyi gezerken gördü, hareketlerinden şüphelendi. Durdurulan şahsın genel bilgi taraması sorgusu yapıldı. Sorgulamada şahsın temaslı olduğu, karantinada olması gerektiği belirlendi. Yok, var, evet. Polis salgın denetim ekiplerine haber verdi. Şahıs artık ekmek de yemeyeceğim diyerek polise isyan etti. Gelen ekipler şahsı karantina yurduna götürdü. Yurdun farklı noktalarından kaza haberleri izleyeceğiz. Şimdi Kayseri'de iki otomobil feci şekilde çarpışırken İstanbul Çekmeköy'de devasa demir çubuklar otomobilin arka camından içeri saplandı. İki otomobil feci şekilde çarpıştı. Bir kişinin sırtına güvenlik bariyeri saplandı. Kazanın adresi Kayseri Melikgazi ilçesi. Kavşak'ta kontrolünü kaybeden iki otomobil bariyerlere böyle çarptı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Otomobiller ancak bariyere çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralanırken içlerinden bir kişinin sırtına bariyer saplandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi geldi. Tanınmaz hale gelen otomobiller kaldırılırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. İstanbul Çekmeköy'de ise devasa demir çubuklar bir otomobilin arka camından araca saplandı. Kamyonetin üzerinde bulunan demir çubuklar önünde giden Furkan isimli adamın kullandığı otomobilin üzerine düştü. Demir çubuklar arka camdan otomobilin içine girerken sürücü ile yanında bulunan iki arkadaşı büyük bir tehlike atlattı. Araca yol vermek için e, durdum. Arkamdan da olan e, araba demir yüklü olan araba hızlı ya yani geldiği için. Evet. Duramadı herhalde. Yani gene 10 15 20 kilometre hızı vardı. Duramadığı için arkadaki demirleri de bağlamamış. demirleri bağlamadığı için ani fren yapınca metaller de arabanın üstüne düştü. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil yani. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Covid-19 tanısı koyulan hastaların ilaçlarını yeterli miktarda almadığını ve ilaç kullanımını reddettiğini belirten Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, ilaçları kullanırsak ancak yeterli iyileşmeyi görebiliriz çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 hastalarının bazen verilen ilaçları dozunun yüksekliğinden endişe ederek kullanmadıklarına şahit olduklarını söyledi. Tedavi için verilen ilaçlar Sağlık Bakanlığı'ndaki rehberlerde belirlenen ilaçlar ve bu ilaçların etkinliği bilinerek vatandaşlara veriliyor. Vatandaşlar bazen özellikle verilen ilaçların dozunun yüksekliğinden endişerek ilaçları almadıklarına şahit oluyoruz. Fakat bu durum daha sonra baktığınızda vatandaşların daha ağır komplikasyonlarla yüzleşmesine, ilaçlarını almayan koronavirüs hastasının evde tedavi olup solunum sıkıntısı başka bir sorun yaşamadan evdeki izolasyon süreciyle beraber sadece ilaçlarla hastalığı atlatmasıyla sonuçlanabilecekken maalesef ilaçlar alınmadığı takdirde hastaneye gelmesine, ağır hasta olmasına ve daha sonra hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Vatandaşların kendileri için verilen ilaçların düzenli kullanılmadığını ve ilaçların verilen dozlarda kullanılması gerektiğine dikkat çekti. İlaçların hemen filyasyon ekibi getirdiği zaman bakın vatandaşın ayağına kadar ilaç götürülüyor. Hemen alınması ve başlanılması gerekiyor. Bu süreçte evde tedavi süreçinde bir sıkıntı yaşayan vatandaş olursa zaten ulaşabiliyor filyasyon ekiplerine. Veya gerekirse 112'ye ulaşabiliyor. Keza hastanede de aynı şekilde zaten kontrol altında olduğu için bir sorun yaşanmayacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımız yine kanıt olmayan bir kanıta dayalı olmayan bilgilerle koronavirüs ilaçlarını almaktan vazgeçmeleri ya da ilaçları kullanmamaları tamamen yanlış bir yaklaşım olacaktır. Vefatları azaltmak, hastaneye gitme oranını azaltmak için koronavirüs tanısı alan kişilerin mutlaka filasyon ekibinin getir ilaçlarını alınması en doğru yaklaşım olacaktır. Türkiye'de ve farklı ülkelerde aşı tedariki konusunda ciddi sorunlar var. İlk dozu olan vatandaşlar ikinci doz aynı aşının gelmesini bekliyor. Bununla ilgili olarak Amerika başta olmak üzere diğer ülkeler örneğin Biontech ile başlamış bir vatandaş Aslı Zereka ile devam edebilir mi sorusunu sorusuna cevap arıyor. Peki uzmanlar ne diyor? İzleyelim. İngiltere geçtiğimiz aylarda birinci ve ikinci dozlarda farklı koronavirüs aşılarının kullanıldığına yönelik araştırmasının genişletildiğini açıklamıştı. Ebola'da böyle bir şey yapılmış ama bütün aşılar vektör bazlı aşıyken. Vektör bazlı aşılarda çok mantıklı geliyor ama farklı teknolojilerin işin içine girmesi durumunda organizmanın buna tepkisini anlayabilmek güç olabilir. Araştırmaların sonuçlanmasını beklemekte yarar var diye düşünüyorum. Peki ilk doz aşı BioNTech, ikinci doz aşı Sputnik V yapılabilir mi? İngiltere yaptığı çalışmada önce ilk doz AstraZeneca ardından ikinci doz aşı BioNTech olmak üzere iki farklı aşının karşılaştırılmasının insan vücudundaki etkisini araştırıyor. İngiltere araştırmasını yapıyor mesela iki farklı aşının uygulanmasını önermiyor. Fransa ve Almanya ise önerebiliyor, farklı aşı yapabilirsiniz diyor. Ama bu durumda süreyi 6-8 haftaya çıkarmanız lazım iki aşı arasında diyor. Farklı aşıların kullanılması konusunda bir takım endişeleri olduğunu ifade eden Profesör Doktor Arman, araştırma sonuçları beklenmeli dedi. Bu konudaki endişelerim henüz yan etkiler konusunda bilgilerimize yeni bir şeyler eklediğimiz dönemde iki aşının farklı yan etkileri söz konusu olduğu takdirde acaba değerlendirebilir miyiz, böyle bir şey yaşayabilir miyiz endişem? Sivrisinekler ısırdıklarında normal karşılıyoruz fakat dikkatli olmakta fayda var. Çünkü sivrisinekler çok sayıda 50'ye yakın virüs bulaştırabiliyor. Peki sivrisinekler uzun zamandır mücadele ettiğimiz koronavirüsü bulaştırır mı? Bakalım. Havaların ısınmasıyla gün yüzüne çıkan sivrisinekler koronavirüs açısından bulaş riski taşıyor mu sorusunu sıkça duymuştuk. Uzmanlarsa bilimsel açıklamalarla taşımadığını söylüyor. Yapılan çalışmalarda sivrisineklerin koronavirüs taşımadıklarını ve bu virüsün sivrisineklerde çoğalmadığını ortaya koymuştur. Fakat uzmanlar vatandaşları yine de sivrisinek riskine karşı uyarıyor. Çünkü sivrisinekler koronavirüs enfeksiyonu dışında birçok enfeksiyonu kan emerek taşıyabilirler. Kan emerek bulaştırırlar. Ciddi infeksiyonlar bulaştırabiliyorlar sivrisinekler. Bunların en başında batinil ateşi virüsü, rift vadisi humması, usutu virüs, zika virüs ve çikungunya virüsü gibi virüsler gelmektedir. Yaklaşık bunlar toplamda 50 kadar virüs bulaştırabiliyor. İnsanlarda ciddi infeksiyonlar ve hatta salgın yapabilecek virüsler bunlar. Avrupa ülkeleri sivrisinek nedeniyle birçok salgın hastalıkla uğraşmaktadır. Bunlardan biri batınil ateşi virüsü. Sivri sineklerde batınil ateşi virüsünü araştırdık. Bu bölgeden yani Trakya bölgesinden yaklaşık 5000 kadar sivri sinek topladık. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa BAP birimi tarafından desteklendi. Bu 5000 sivri sinekten biz batınil ateşi virüsü bulduk bir tane sivri sinekte. Adı üstünde ateş yapar, kan sistemini etkiler, organları etkiler. En sonunda beyine gidiyor ancak beyine giden vakaların yüzde birinde sıkıntılar oluşabiliyor. Bağışıklık sistemi iyi değilse diğer organlarda yerleşmesinden kaynaklanan problemler de sağlık problemleri de çıkabilir. Ayrıca Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz sivrisine kısırmalarını en aza indirmek için önerilerde bulundu. Mümkün mertebe etrafa pislik yayan, temiz olmayan böyle su birikintilerin veya böyle Kötü organik materyalleri içeren bu suların e, engellenmesi gerekiyor. E, özellikle evlerinin pencerelerini e, net yapsınlar, sibir siyaniplerin geçemeyeceği tarzda. Irak'ta terör ve uyuşturucu madde ticareti nedeniyle tutuklanan 21 kişi firar etti fakat özgürlük kısa sürdü. 18 kişi kısa sürede yakalandı. 3 kişi içinse operasyon sürüyor. Mahkumlar firar etti, kısa sürede yakalandı. 21 mahkum Irak'ın güneyindeki Müsenna kentindeki cezaevinden kaçtı. Terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından tutuklanan şahısların arasında değer üyelerinin olduğu da belirlendi. Firarilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. 18 kişi kısa sürede yakalandı. Firari olan 3 mahkumu yakalamak için operasyon devam ediyor. İngiltere'de bir kişi evinin altında bulduğu İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombalarını süt şişesi zannetti. Durumu daha sonra anlayan şahıs ekiplere haber verdi. Bomba imha uzmanları bombaları güvenli bir şekilde imha etti. Süt şişesi zannetti. Bomba çöktü. Ekipler bombaları kontrollü şekilde patlattı. Stand by, fire! Olay İngiltere'nin Hampshire bölgesine gerçekleşti. Bir kişi evinin altında 48 adet nesne buldu. Bunları süt şişesi zannetti. Fakat gerçek öyle değildi. Durumu daha sonra fark etti. Bulduklarının 2. Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları olduğunu anladı. Panikle itfaiyeyi aradı. Bomba imha ve itfaiye ekipleri bombaları imha etti. Ev sahibi olay için şaşkınım ifadelerini kullandı. Çin'de bir araba otoyol gişelerinde bulunan yaya kaldırımına çarptı havada takla attı. O anlar kameraya yansırken araçta bulunan 4 kişi de emniyet kemeri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobil yaya kaldırımına çarptı havada takla attı. Kaza Çin'de gerçekleşti. Bir otomobil hızla ilerliyordu hiç yavaşlamadı. Otoyol gişelerinde bulunan yaya kaldırımına çarptı. Daha sonra ise havaya yükseldi, takla attı. Otomobilde bulunan 4 kişi emniyet kemeri sayesinde kurtuldu. Kişiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis, şoförün direksiyonda uyumuş olabileceğini açıkladı. Kazanı kameraya yansıdı. Bu haberle bültenin sonuna geldik. İyi iftarlar diliyoruz.